Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Once a Fulbrighter, Always a Fulbrighter serisinde çok özel bir konuğumuz var. Caner'le beraberiz bugün. Öncelikle biz başlamadan önce ben Caner'e hepimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığı için ve deneyimlerini bizimle paylaştığı için. Caner'in özel olmasının ikinci bir sebebi ise Caner İzmirliymiş. Ben de İzmirli olduğum için bu bizim için çok güzel bir hani enerji oluşturdu aramızda. Ben çok uzatmıyorum ve hemen konuyu Caner'e yönlendiriyorum. Caner, bize kendini kısaca tanıtır mısın? Tabii ki. Öncelikle kendimi tanıtmadan önce bence sana çok teşekkür etmek isterim. Bu görüşmeyi, buluşmayı ayarladığın için. Umarım takipçilerini de sever, faydalı bilgiler verebilirim onlara da. Ben Caner Dikyol, Carnegie Mellon Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde birinci sınıf doktor öğrencisiyim. Profesör Doktor Adam Feinberg'in laboratuvarında, Regenerative Biometrics and Therapeutics laboratuvarında çalışıyorum. Çalıştığım konu açıkçası 3D bioprinting, yani 3 boyutlu biyobasım yöntemiyle yapay doku ve organların geliştirilmesi üzerine. Bu şekilde doktora çalışmalarımı yürütüyorum. Peki bize biraz geçmişinden, lisans ve yüksek lisans eğitiminden bahseder misin? Nerelerde okudun, neler yaptın? Tabii ki. O zaman açıkçası en başından başlamak ve o şekilde ilerlemek herhalde daha iyi olacak. Çünkü ben kesinlikle bilimsel ilerlemelerin bir başarı ortada varsa bu başarının kümülatif olduğunu ve bir kapıyı açtığınızda, bir şeyi başardığınızda başka bir kapıyı böyle step by step açıkçası açtığını düşünüyorum. Ben lisans eğitimi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde yaptım. Yine biyomedikal mühendisliğinde okuyordum ve mühendislik ve mimarlık fakültesi birincisi olarak bitirdim. Biyomedikal mühendisliğinde Katip Çelebi'de birinci sınıfın yazında Kassan Cerrahi Pikleri Fabrikası'nda çalıştım. Bu benim gönüllü stajımdı. Yani henüz daha zorunlu stajlarım vesaire başlamamıştı ama ben biraz sektörü göreyim. Bir medikal cihaz, medikal tekstil şirketi nasıl olur? Onu göreyim. Küçük bir deneyim edineyim. Bunun için açıkçası gönüllü olarak staj yapmak istedim. Sonrasında işte bu 3 ay bitti. 2. sınıf başladı. 2. sınıfın başında doçent doktor Kürşat Ercan benim ilk PA'yımdır kendisi. Dersten sonra onun odasına gitmemi istedi. Odasına gelmemi istedi. Ben de gittim. Dedi ki Caner, benim cerrahi piklerle alakalı bir projem var. TÜBİTAK destekli bir proje. Bu projede yer almak ister misin? Çünkü sen de cerrahi pik firmasına çalıştın. Artık cerrahi pikleri yapısını, özelliklerini vesaire biliyorsun. Biz farklı bir yöne ele alacağız ama bilgin olduğu için senin de çalışmanın faydalı olacağını düşünüyorum dedi. Ben de dedim ki tabii ki hocam, çok sevinirim çünkü daha açıkçası lisedeyken akademide yer almayı, hoca olmayı istediğim için laboratuvarda çalışmak benim için kesinlikle çok iyi bir deneyim, bir fırsat olacaktı. Ve nitekim de o şekilde oldu. Doçent doktor Kürşat Ercan laboratuvarında çalışmaya başladım ve tıbbi plazma üzerine çalıştım. Lisansımın sonuna kadar açıkçası 3 sene boyunca. Devamında 2. sınıfın yazında yine aynı şirkette, Kalsan Cerrahi Pikleri şirketinde bu sefer zorunlu stajımı yaptım. Devamında okul devam etti vesaire. 3. sınıfımın ara döneminde Sabancı Üniversitesi'ne staj için gittim. Açıkçası böyle bir aylık yarı yıl tatilini değerlendirmek istedim. Profesör Doktor Bahattin Koç'a yazdım. Dedim ki hocam böyle böyle, ben yüksek lisans için de açıkçası sizin yanınıza gelmeyi istiyorum. Ama öncesinde bir staj yapıp sizi tanımak isterim. İşte laboratuvarı, ekibinizi görmek isterim. Bu minvalde bir mail attım. O da çok pozitif yaklaştı. Bahattin Hoca pozitif insandı zaten. O da pozitif dönüşte bulundu ve yanına staja gittim. Laboratuvar arkadaşlarını, işte doktora yapanları, postdokları vesaire tanıdım. Bu kesinlikle çok iyi bir şey bu arada. Eğer bir fırsatınız varsa mutlaka master doktora yapacağınız yerde minik bir staj yapmanız hem hoca bazında hem de sizin için çok güzel bir first impression yaratmış oluyor diyebilirim. Devamında 3. sınıfın yazında Erasmus Plus hareketine, öğrenci değişim programına katıldım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Utku Hoca'nın laboratuvarında çalıştım. Tıbbi plazmanın başka bir versiyonunu çalıştım diyebilirim ve orada da bir makale çıktı. Hem Utku Hoca ile olan çalışmadan hem de Almanya'daki çalışmadan makaleler çıktı. Erasmus Plus açıkçası çok keyifliydi. Oradaki bulunduğum ortamda, yani hem Almanlarla çok interaction içerisindeydim ama aynı zamanda çok fazla uluslararası öğrenci vardı bulunduğum enstitüde. Onlarla çok güzel anılar, işte dostluklar biriktirdim. Bir yandan da tabii ki tüm gün laboratuvarda çalışıyordum. Erasmus Plus yapma fırsatınız varsa kesinlikle yapın derim. Hem bir şirket olsun, bir laboratuvar olsun, gerçekten Avrupa'da çok güzel bir fırsat. Hem CV'ye yazmak için, hem deneyim kazanmak için, hem farklı bir bakış açısı kazanmak, farklı bir eğitim kültürü görmek için kesinlikle çok iyi bir fırsat.
Erasmus Plus'tan sonra artık zaten 4. sınıfa başlamıştım. İşte bachelor tezi vesaire, işte poster hazırlıkları vesaire derken zaten okul bitti. Devamında Sabancı Üniversitesi'ne de yüksek lisansa başladım. Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik bölümünde. Profesör Doktor Bahattin Koç'un grubunda çalıştım ve çalıştığım konu açıkçası 3D boyutlu, 3 boyutlu biyobasımdı. Yani doku mühendisliğine ilk net bir şekilde adımımı orada atmıştım. 2 yıl boyunca master yaptım. O sırada da zaten Fulbright doktora bursuna başvurdum ve şu anda da Carnegie Mellon'dayım. Kısaca herhalde, ya çok mu uzun oldu bilmiyorum, bu şekilde. Bence çok güzel ayrıntılar verdin. Ben hani kısaca şunu eklemek istiyorum. İşte hani ben sayfamda hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani evet, ben Fulbright üzerine bir şeyler anlatıyorum ve benim burada misafir ettiğim bütün arkadaşlarımın profili aslında bir noktada çok benzer. Bunun sebebi de şu. Mesela şeyi söyledin. Birinci sınıfta gönüllü staj yaptım. Aslında bakarsan birinci sınıfın sonunda. Birinci sınıfın sonunda aslında teknik olarak neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ama sen hani inisiyatif kullanıp kendini geliştirmek açısından bir şeyler yaptın. Ve o senin için o kadar büyük bir kapı açtı ki. Hani belki şu an bugün burada olmanın sebeplerinden biri o. Hani bunu aslında videonun sonunda söylememiz gerekiyor belki ama videonun başında da söylediğin gibi hep bir kapı başka bir kapıyı açıyor ve bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Kesinlikle çok katılıyorum. Yani belki de işte doçent doktor Kürşat Ercan, Utku Hoca bana demeseydi işte Caner benimle çalışmak ister misin laboratuvarda, işte mikrobiyoloji, tıp planı vesaire çalışmak ister misin demeseydi belki de bunların hiçbirisi olmayacaktı. Tamam, tabii ki şu anda bambaşka bir alanda çalışıyorum. Doku mühendisliği çalışıyorum. Ama ilk laboratuvar kültürünü, o wet lab kültürünü, deney nasıl yapılır, nasıl tasarlanır, onları Utku Hoca sayesinde öğrendim. Açıkçası Utku Hoca bayağı kişisel gelişime katkıda sağladı. Yani ahlaki değerleri bütün kendi iş arkadaşlarıyla, kendi laboratuvarındaki öğrencileriyle ilişkileri çok düzgün, nasıl bir hoca olunur bu konuda bana açıkçası çok iyi bir şekilde bir rol model oluşturdu bile diyebilirim açıkçası. Ama yani uzun lafın kısası, dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani eğer o stajı yapmasaydım belki Utku Hoca teklif etmeyecekti çalışmayı. Belki devamında başka bir yerde staj yapmayacaktı. Belki Erasmus'taki yer kabul etmeyecekti. Çünkü o da tıbbi plazma ile alakalıydı. Tüm kapılar dediğin gibi birbirini açtı açıkçası şimdiye kadar. Umarım da öyle devam eder. Bakalım. Ya sabırsızlıkla bekliyorum aslında gelecekteki güzel haberlerin. Çünkü çok güzel bir şey. Özgeçmişin var. Şu an böyle bize kısa bir özetle anlattın. Peki zaten bize biraz anlattın Caner, ama sence eğitiminde veya işte kariyerin boyunca yaptığın hangi olaylar senin Fulbright bursiyeri olmana sebep oldu? Açıkçası ben Fulbright doktora bursunu ikinci başvurumda kazandım. Dördüncü sınıfın sonunda, lisansın sonunda da Fulbright doktora bursu için başvurmuştum. Hani bütün şık doktora yapabilmek için. Master es geçerek. Ancak red aldım. Jüri komitemde Profesör Mehmet Mutlu ve doku mühendisliği alanında çok bilindik bir profesör vardı. İkisi de benim ne çalıştığım ve ne çalışmak istediğimin farkındalardı. Mehmet Hoca şu şekilde bir soru sormuştu. Caner, sen tıbbi plazma çalışıyorsun ve işte şimdiye kadar yayınların çıkmış. Almanya gitmişsin, Erasmus Plus yapmışsın. Yine tıbbi plazma çalışmışsın. Yine orada da yayın çıkarmışsın. İşte oradaki ekiple beraber. Neden doku mühendisliğine geçmek istiyorsun? Veya CD biyoprinting istiyorsun, çok spesifik bir konu istiyorsun ama bunu yapabilecek misin? Açıkçası bu şekilde bir kaygıları vardı. Çünkü bir yola başladıktan sonra o yolu, o PT tamamen değiştirip bambaşka bir yolda devam etmek istedim. Kişisel bir tercih, bir karardı açıkçası. Ama orada tabii ki de çok detaylı bir şekilde ne yapmak istediğimi, hangi hocalarla çalışmak istediğimi anlatmama rağmen demek ki yeterli olmadı. Ve ilkinde red aldım. İkinci sefer, bu sefer Sabancı Üniversitesi'nde master'a başladığımda başvurdum. Ve bu sefer artık komiteye çıktığımda açıkçası artık doku mühendisliği alanında çalışan, 3D bioprinting üzerine çalışan ve bu alanda da hem review paper hem research paper çıkan bir öğrenci vardı karşılarında. Ve açıkçası yani buna biraz rüştünü ispat etmek gibi de diyebiliriz. Ben bu alanı yapabileceğimi onlara bir şekilde göstermiş oldum ve yurt dışındaki hocalarla, işte başvurmak istediğim hocalarla da iletişimde olduğumu bir şekilde göstermiş oldum. Açıkçası bu durumun, yani benim TÜRE'ye başlamadan önce Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor olmamın, Profesör Doktor Bahattin Koç'un laboratuvarında çalışıyor olmamın katkı sağladığını ve jüride de açıkçası bir güven duygusu uyandırdığını düşünüyorum. Peki Fulbright bursiyeri olduktan sonra hayatın nasıl değişti? Açıkçası Fulbright bursiyeri olduktan sonra
yeni bir network edindim. Çünkü her sene yaklaşık olarak Türkiye'den 50 tane öğrenci işte master olsun, doktora olsun Amerika'ya beyin göçü de bulmaya yani bir çeşit eğitim almaya geliyor. Ve siz açıkçası doktoraya, master'a başlarken Amerika'daki yapacağınız her şeyde açıkçası sizinle beraber 49-50 kişinin olduğunu ve onlar ne yapıyorsa açıkçası sizin de o yolda gittiğinizin farkında oluyorsunuz. Size bir çeşit doktoraya, master'a başlamadan önce Amerika'ya geçiş için çok güzel bir arkadaş, bir eşlik eden kişi edinmiş oluyorsunuz açıkçası. Bence bu Fulbright'ın çok artı yanlarından bir tanesi. Yani hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Sizinle beraber hareket eden bir insan topluluğu var. Kendi WhatsApp grubumuz var ve yanılmıyorsam her Fulbright kohortunun her yıl için kendi WhatsApp grubu da var. Oradan sürekli iletişim halindeyiz. Kim hangi üniversitede hangi bölümde okuyor, neler yapıyor. Bunun herkes farkında oluyor. Çünkü farklı drive dosyaları vesaire de var. Açıkçası yeni bir network kazanmak Fulbright'ın herhalde en büyük artısı diyebilirim. Aynı zamanda tabii ki Carnegie'nin yanında olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani sonuç olarak burs kazanmam önemli bir rol oynadı. Tabii ki dokümancısı çalışıyor olmam, boyprinting de bazı şeyleri başarmış olmam da çok büyük bir faktördü ama Fulbright burs da çok prestijli bir şey ve bu prestij de açıkçası doktoraya başvurduğunuz üniversitelerde SOP'nizde, CV'nizde gördüğünde güzel bir algı oluşturuyor. Diyorlar ki evet bu çocuk kendi ülkesinde bazı şeyleri başarmış. Belli bir ön elemeden, belli bir süzgeçten geçerek bizim karşımıza çıkmış ve kendi fundingini de beraberinde getiriyor. İlk iki sene içinde olsa network konusunda ve prestij sağlaması bir tık artı bir özellik sağlaması diyebilirim. Burada şunu ekleyebilirim. Özellikle de doktoraya başvuracak öğrencilerin kesinlikle ve kesinlikle üniversiteye doğrudan başvurmalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben yaklaşık 16 yere başvurdum. Ama bu 16 yere başvurmadan da yaklaşık 20 hocayla Zoom üzerinden, Skype üzerinden görüşmelerde bulundum. Tabii ki bu arada master tezim vesaire yürütüyordum. Orası bambaşka bir hikaye. Yani tabii ki tahmin edersiniz ki zorlu bir süreçti. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bir bölüme, bir okula başvurmadan önce kesinlikle hangi hocaya çalışmak istediğiniz konusunda eminseniz iletişime geçin ve görüşmelerde bulunun. Ben mesela örnek veriyorum Harvard MIT'de de görüştüğüm bir hoca vardı. Hoca kendisiyle görüşmeden önce kendi postdoc'uyla, doktora, master öğrencileriyle bir Zoom yapmamı istedi. Aynı zamanda Penn State'de, UMass Lowell'da, farklı üniversitelerde, Rice'da vesaire bir sürü farklı okulda, bir sürü farklı alandan hocayla açıkçası Zoom görüşmem olmuştu. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Özellikle de doktoraya başvuracak olanların hocasıyla önceden iletişime geçmesi, bir sunum hazırlayıp Zoom görüşmesi sırasında o sunumu böyle 20 dakika boyunca vesaire bir sunum yapmaları kesinlikle çok büyük artı. Çünkü hoca size boş bir şekilde bakıp evet ben bu çocuğa ne soru soracağım şimdi gibi düşünmüyor. Çünkü siz de sunum yapmış oluyorsunuz. O sunum ışığında soru cevap şeklinde hocayla ilerlemek ve hocanın sizi daha başvurunuzu yapmadan önce bir Zoom üzerinden tanıması gerçekten bence çok artı bir şey. Bu şekilde düşünüyorum. Ve siz de hocayı görmüş oluyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Her zaman marke bir hoca demek, mükemmel bir hoca demek değil kesinlikle. Sizde karşınızdaki kişinin ne kadar ciddi veya asık surat, ne kadar eğlenceli veya kendi alanına ne kadar hakim olup olmadığını, o esnada, o sene içerisinde laboratuvarında kaç öğrenci bulunup bulunmadığını vesaire de görmüş oluyorsunuz. Yani çok artı bir durum açıkçası. Bunu kesinlikle öneririm. Fulbright bursu dışında asistanlık veya okuldan bir burs alıyor musun? Açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Yani Fulbright'ın gönderdiği stipend, burs ücreti açıkçası bir öğrencinin bulunduğu eyaleti, bulunduğu üniversiteye göre minimum koşulları karşılayacak, minimum yaşam standartını karşılayacak şekilde, yaşayacak şekilde verdiği bir burs. Onun için tabii ki çoğu okulda, çoğu özellikle doktora yapan öğrenciler için çoğu okul top off yapıyor. Yani örnek veriyorum. Carnegie Mellon'un bursu $2,500. Fulbright size $1,500 gönderiyor. Bu durumda okul $1,000'lık o kısmı top off yapıyor. Üzerine kendisi eklemede bulunuyor. Ha bunu nasıl yapabilir? İşte graduate research assistantship var, teaching assistantship var. Zaten çoğu doktor öğrencisi TA'lik yapmak zorunda. En az iki kere de TA'lik yapıyor. Ama onun yanında her dönem research assistantship, RA'ship var ve açıkçası o da okulun sizi çalışan olarak, worker, bir employee olarak tanıtıp hem de eyalete de aynı şekilde gösterip size bursu sağladığı o ilave top off'u yaptığı kısım o diyebilirim açıkçası. Yani her dönem mutlaka bir TA'ship, bir RA'ship oluyor.
Peki bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi doktora genelde ortalama 4-5 yıllık bir süreç ve Fulbright bursu, Fulbright doktora bursu 2 yıllık. Bu 2 yılın sonunda ne olacak? Sana bir güvence sağlandı mı? Birazcık bundan da bahseder misin? Açıkçası bunu yani biraz sözlü bir şekilde yani hocamla konuşurken bahsetmişti sözü geçmişte. 2 sene sonunda bana şey demişti. Canım istersen 2 sene sonunda benim grubumdan çıkabilirsin veya bir sıkıntı yaşadı bir şey oldu. Ama bu senin kesinlikle okuldan ayrılman gerektiği veya fundinginin biteceği anlamına gelmiyor. Sen kendi fundingini getirdin ve 2 yılını karşılıyorsun. Devamında da sen artık departmanın biyomedikal mühendisliği bölümünün koruması altındasın. Onun için benim grubumdan ayrılıp başka bir gruba geçsen dahi bir koruman olacak ve hani bursun tabii ki devam edecek demişti. Ama bunun yanında şunu da söylemek istiyorum ki muhtemelen bende de açıkçası durum o şekilde ilerleyecek. Hocamla beraber grant yazacağız. İşte DARPA olsun, NSF olsun, NIH olsun, çalıştığınız, yaptığınız bölüme, laboratuvara, uygulama alanı vesaire bağlı olarak Amerika'da farklı enstitüler, kuruluşlar var ve hepsi farklı konulara da burslar, fundingler, grantler açıyor. Öğrenci olarak da başvurabiliyorsunuz ama genelde olan şey tabii ki bir hoca laboratuvarına böyle büyük bir para getirmesi şeklinde oluyor. Onun için muhtemelen ben de hocamla beraber şu anda çalıştığım konuyu biraz daha büyüterek bir grant yazacağız. Granti göndereceğiz. Kabul gelirse bursum oradan gelecek. Genelde izlenen PET açıkçası yol bu şekilde oluyor. Benim arkadaşlarımdan gördüğüm şey de bu şekilde. Genelde hocaları 2 sene sonrasında öğrenciye burs vermeye, fundingini karşılamaya, stipendini karşılamaya devam ediyor. Bu bilgiyi bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Çünkü çoğu kişi de şey düşüncesi olabiliyor. Hani 2 yıldan sonra maddi olarak çok sıkıntı çeker miyim? Ki zaten 2 yıl doktora yapmış birisi yolu yarılamış oluyor. Hani iyi kötü bir hocayla ya da bir grupla zaten çalışıyor oluyorsunuz ve aslında bu okulun kaybı olur. Kesinlikle. Yani 2 sene boyunca bir öğrenciyi yetiştirdiniz. Qualification exam, yeterlik sınavını geçti. Tamamen çalışmaya hazır ve tüm background'unu eline almış bir şekilde geliyor. Literatür taraması yaparak sabah akşam hatta deney yapacak. Mükemmel bir araştırma kaynağı. Yani böyle bir kişi tabii ki de okul kaybetmek istemez dediğin gibi. Ve aynı zamanda grant, yani öğrenci olduğu halde grant yazanlar da oluyor. Genelde hocalar yazsa da. Onun için okul için dediğin gibi her türlü 2 sene sonrasında bir öğrenci kaybetmek büyük bir zarar. Bu grant yani Fulbright'a gelsin gelmesin herhangi bir öğrenci 2-3 sene sonrasında bir anda kaybetmesi veya okul değiştirmesi gerçekten bölüm adına bir kayıp oluyor bence. Dediğine katılıyorum. Onun için çoğu üniversite, çoğu bölüm, çoğu hoca öğrencisinin elini tutma yönünde hareket ediyor. Çünkü bir powerhouse kaybediyorsun gibi bir şey oluyor açıkçası. Kesinlikle. Peki Fulbright bursunu kazanmasaydın ne yapacaktın? Güzel soru. Yani Fulbright bursunun master'ımın birinci sınıfın sonunda işte ikinci sınıfın başında başvurdum. Muhtemelen eğer Fulbright bursu olmasaydı, bu arada Fulbright'sız bir şekilde Amerika'da doktora kabulüm vardı. İşte Texas'a inen mesela Fulbright'sız bir şekilde kabul etmişti. Onun için belki de Fulbright olmadan Amerika'da doktora gelebilirdim. Yani master'ımı bitirip sonrasında doktora başvurabilirdim. Baktım hiçbir üniversite kabul etmiyor veya benim istediğim hocalar, çalışmak istediğim alandaki, spesifik konulardaki hocalar dönüşte bulunmuyor. Muhtemelen bu durumda yapacağım şey master'ımı bir sene daha uzatıp yani 3 yıla maksimum yapabileceğim süreyi çıkartıp bu süre zarfında elimden geldiğince paper basıp hatta collaboration'lar yapıp farklı mesela örnek veriyorum Sabancı'dayım, Koç Üniversitesi'nden başka bir hoca, Kertem Çelebi'den kendi mesela Utku Hoca'yla veya işte Ozan Karaman, Ozan Hoca'yla mesela collaboration yapıp böyle çok farklı konularda farklı yayınlar çıkarma yoluna gidebilirdim. Ve bu sayede de hem CV'mi, SOP'mi hem de kendi bireysel araştırma background'umu güçlendirirdim. Ve bu şekilde bir sonraki sene bir daha başvururdum. Herhalde izleyeceğim yol bu olurdu. Ya da doğrudan Fulbright'lı bir şekilde Amerika'ya başvurdum. Doğruyu söylemek gerekirse ben Avrupa'yı hiç düşünmedim doktora yapmak için. Çünkü çevremdeki hocalarla vesaire konuştuğumda şöyle bir algı vardı. Mesela doktorunu bitirdin, hatta postdokunu da yaptın. Bir kişi geldi, Amerika'da doktora yapmış, Amerika'da yetiştirmiş kendini. Başka birisi geldi, kendisinin işte doktora vesaire her şeyi Avrupa'da yapmış. Mesela hoca şey demişti, ben kendim de Amerika'da yaptığım için, Amerika'nın ne kadar zor olduğunu gördüğüm için Amerika'dan gelen bir doktor öğrencisine bir tık daha dikkatle bakarım tarzı bir
şeyi vardı. Açıkçası bu düşünce yapısı da beni etkilemişti. Yani o yüzden de hep böyle Amerika odaklı düşünüyordum ve benim çalışma stilim de yanılmıyorsam biraz daha Amerika odaklı gibi Avrupa'ya kıyasla. Çünkü Almanya'daki mesela çalışma kültürünün disiplini çok sevmiştim ama Amerika daha uygulamalı, işte pass fail'la dayalı vesaire, çok daha böyle yenilikçi, nasıl desem, kafa yapısını ben seviyorum açıkçası. Onun için muhtemelen yine Amerika'daki doktoraya başvurdum ve hani yine bu şekilde devam ettirdim diye tahmin ediyorum. Fulbright olmasa bile. Ben burada şuna eklemek istiyorum. Hani senin söylediklerine aslında katılıyorum. Ama ben Amerika'da doktora yapmamayı tercih ettim. Bunun sebebi de çalışma tarzları bana uygun değildi. Hani aslında bu yine çok kişisel bir tercih. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani dediğin çok doğru bir nokta. Kim, nerede kendisine uygun çalışma stilini ve işte ortamı görüyorsa kesinlikle orada çalışmalı. Avrupa'nın bambaşka çok güzel bir tarafı var. Açıkçası Almanya'daki hoca da bir çeşit doktora teklifinde bulunmuştu diyebilirim lisanstayken. İşte Utku Hoca'nın yanında master yap, devamlı buraya doktora git gibisinden. Ama çalışma şekli olarak vesaire Almanların düzenini ben çok seviyordum. Ama ben mesela Amerikan stilinde bir farklılık, bir güzellik gördüm açıkçası. Bilmiyorum, bana daha atraktif geldi. Onun için de hep Amerika'da doktora yapmak istedim. Dediğine çok katılıyorum. Amerika'da illallah edip doktorayı bırakanlar çok oluyor. Avrupa'da bu oran yanılmıyorsam daha düşük. Doktorayı bırakma oranı, emin olmamakla beraber. Yani uzun lafın kısası, dediğine kesinlikle çok katılıyorum. Kim nerede mutlu olacağını hissediyorsa, nerede daha başarılı ve daha kendini parlatacağını, daha kendini geliştireceğini düşünüyorsa orada olması gerekir bence. O yüzden kesinlikle katılıyorum. Ya Avrupa'da da çok pırlanta üniversiteler, pırlanta öğrenciler var neticede. Sadece bu benim bireysel düşüncem. Burada şunu söylemek istiyorum. Hani Avrupa konusunda bence bu work-life balance denilen, işte hani iş-yaşam dengesi bence Avrupa'da çok çok güzel. Hani beni en çok zorlayan nokta o olmuştu. Mesela ben Amerika'da 2 haftalık izin, hani yıllık izin bile almam bazen sıkıntı olurken, Avrupa'da ben işte araştırma görevlisiyim, 35 iş günü iznim var. Evet. Ve hocam bana şey diyor, o senin eğer kontratında yazıyorsa bunu alabilirsin diyor. Amerika'da hani kimse benim 7 hafta gitmeme izin vermezdi. Açıkçası Elif, burada şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Avrupa-Amerika farkı yapmak belli oranda doğru ama şunu da dikkat çekmek gerekiyor. Benim çalıştığım hoca Profesör Adam Feinberg, daha gelmeden önce ben doktor öğrenciyle konuştum yine Zoom'dan. Hani tamam, hocayla görüştüm ama siz ne düşünüyorsunuz diye. Ben doktor öğrenciyle de konuştum gelmeden önce. Bana dedikleri şey şuydu. Adam Hoca sana kesinlikle baskı kurmaz ama belli bir kontrolde tutar. Yani seni kontrol eder, denetler ama asla baskı kurmaz. Gerçekten de bunu hissettim. Yani self-motivation var grup içerisinde. Hoca kesinlikle hiç kimseyi zorlamıyor. Ama herkes kendisinin ne yapması gerektiğini bilincinde ve herkes harıl harıl çalışıyor. Ama bir yan laboratuvara mesela bakıyorum. Dediğin gibi bir durum var. Hocanın baskısı süper. Ötesi ve akşam 8'lerde 9'larda çalışan öğrenciler var. Yani ben de mesela yeri geliyor 2'de laboratuvardan çıkıyorum. Ama hocanın bir baskısı yok. Ben deneyimi yetiştirmenin peşindeyim. Hani kendi isteğim, kendi irademle karar veriyorum. Dediğin gibi örnekler de var. Ama dediğim gibi hocaya da çok bağlı bir şey açıkçası. Veya çalıştığın bölüme, o bölümün standartlarına da çok bağlı açıkçası. Yani biyomedikal mühendisliği çok hands-on, uygulamalı. Ama elektrik elektronik mühendisliği daha bilgisayar başında ve kodla yazılmalı. Yani malzeme daha uygulamalı. Sosyal bilimler daha bilgisayar başı. Ama işte arkeoloji çok uygulamalı. Yani hem bölüme göre hem hocaya göre bir sürü faktör açıkçası bence çok etkiliyor. Amerika, Avrupa farkıyla beraber. Bunu da eklemek isterim açıkçası. Yani başvuru yapacak insanların da aynı zamanda bölümlerine ve hocalarına, başvuracakları hocalara da çok dikkat etmeleri ve onları da incelemeleri gerekir. Amerika'da bir yanda Avrupa hayatı, Avrupa'da bir yanda Amerika hayatı da yaşıyor olabilirsiniz. Hani bunu demeye çalışıyorum açıkçası. Yok, buna kesinlikle katılıyorum ve aslında söylediğin çok doğru. Hani Amerika Avrupa diye ayırmaktansa çalıştığın hoca veya araştırma grubu olarak değerlendirmek çok çok daha doğru aslında. Kesinlikle katılıyorum. Belki doktora da açıkçası çok, yani master'da 2 sene yapıyor, hani eğitim görüyorsunuz ve 1-1,5 senesi 7-8 ders alarak geçiyor.
Ama doktorda tabii ki ders alıyorsunuz. Ders yükümlülüğünüz de var. Ama sonuç olarak 4-5 sene boyunca bir hocayla beraber çalışıyorsunuz ve aynı ekiple çalışıyorsunuz. Onun için o sinerjiyi yakalayabilmek, o hocanın iş temposuna senin de adapte olabilmen, bunlar çok önemli oluyor açıkçası. Bir de Avrupa Amerika konusunda şunu söyledim. Hani doktora sürecinde ders alman gerekiyor. Mesela Avrupa'da doktora sürecinde ders alma zorunluluğu yok. Hani bana cazip gelen sebeplerden bir tanesi de buydu aslında. Çünkü bazen bir dersin bir konusunu bilmen gerekiyor doktoran için. Bütün doktoran o konu üzerine bağlı. Ama bunun için hani bütün bir dersi, bütün bir dönem boyunca almak bana çok mantıklı gelmiyor. Özellikle bu kadar hani ileri araştırma seviyesinde. Anlıyorum dediğini. Açıkçası burada benim de eklemek istediğim şey şu. Özellikle de ileride sanayi değil de bir profesör olmak isteyen ve ders anlatacak kişiler için açıkçası doktora sırasında da ders almak, özellikle TA'lik yapmak bence çok faydalı oluyor. Açıkçası benim doktorada 4 ders alma yükümlülüğüm var ve aldığım dersler tamamen kendi projelerime uyum sağlayan, meç eden konularda açıkçası. Yani örnek veriyorum, polimerik boy materyası aldım. Çünkü ben hidrojellerle çalışıyorum. Hidrojeller UV ışığında imdikleniyor vesaire vesaire. Ve bu dersin yarısında hocanın anlattığı bir şeydi. Yani dersleri açıkçası ona göre seçtim ve dediğine katılıyorum. Bir doktor öğrencisinin hala ödev yapıyor olması açıkçası insanın bazen ağrına gitmiyor değil. Bunu söylemem gerekir. Ama bir yandan da baktığımda açıkçası hele ki hoca olmak isteyenler için o TA'lik yapmak ve işte örnek veriyorum dersler almak vesaire açıkçası bu konuda da faydalı olduğunu düşünüyorum ve farklı bakış açıları da görüyorsun. Bunu da söylemem gerekir. Örnek veriyorum, yine biyomedikal mühendisliği doktora yapan bir arkadaşla grup projemiz vardı. Ben ortaya bir sürü fikir attım, o ortaya bir sürü fikir attı. Sonra hepsini harmanlayıp kocaman bir fikir yarattık. Mesela hocanın çok hoşuna gitmişti ders hocasının. Ama mesela o öğrencinin, çocuğun dediği şeyleri ben daha önce hiç bilmiyordum. Yani onun için hiç bilmediğin ve senin işine yarayabilecek potansiyel şeyleri kapma konusunda da derslerin ben iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece Amerika'daki derslerin iş yükü çok fazla. Keşke daha az olabilseydi. Bu çok etkiliyor. Ve bazen research'ı da etkiliyor açıkçası. Ama onun dışında doktora da derslerin olması gerektiği düşüncesindeyim. Ama az miktarda. Yani 3 veya 4 ders ve daha az workload'la, daha hands-on training'in, daha böyle uygulamalı şeylerin olduğu, daha böyle hoca-öğrenci arasında tartışmanın olduğu, bu tarz bir şey bence olması gerekir. Avrupa'daki sistemin de bambaşka bir artı yönü var. Tamamen research odaklısın, sürekli hocayla iletişim içerisindesin. Onun da farklı bir tadı var. Yani onu Almanya'da staj yaparken hissetmiştim doktor öğrencilerimle. O da çok lezzetli, o da çok keyifli açıkçası. Yani günün sonunda kim ne istiyor, nasıl bir düzene daha uygun, kendisi ne istediği açıkçası bence onunla alakalı bir şey. Yani karar bence ona göre vermek lazım. Öyle düşünüyorum. Benim hani bu noktada en çok hoşuma giden şey kendi kendime yeni bir şeyi öğrenmek oluyor aslında. Hani ders alırken hocanın müfredatı belli. Ama sen bir konu hakkında işte hani bir şey öğrenmen gerekiyor doktoran için. O kendi kendine öğrenebilme yeteneği bence çok çok önemli. Hani akademik kariyer içinde. Bir de hani o kapılar öyle şeyler açıyor ki. Yine hani senin dediğin noktaya da ben farklı yoldan gelmeyi tercih ediyorum. Hani konu konuyu açıyor. Hiç beklemediğin bir noktada bambaşka bilgilere ulaşabiliyorsun. Anlıyorum dediğini. İşte Amerika'da onun yaptığı nokta açıkçası doktoradaki literatür taramasında oluyor. Yani literatür taraması yaparken hocaya, "Aa hocam bakın böyle bir şey varmış," deyip bir anda bambaşka bir tarafa uçabiliyorsunuz. Ama dediğin de çok doğru. Yani ders gibi bir yaklaşımla ama kendi yaptığın araştırma da, o da dediğin gibi farklı bir tadı var diye düşünüyorum ben de. Yani dediğim gibi kişisel tercihler ve kim neye daha yatkın. Bu üniversiteden üniversiteye bile değişiyor Amerika'da açıkçası. Yani bunu da eklemem gerekir. Diğer Fulbrighter'lardan bunu da görüyorum. Yani her üniversitenin doktora programı da bambaşka. Bölüm içerisinde bile bambaşka Carnegie Mellon'da. Ya onun için her üniversitenin, her bölümün bambaşka bir yaklaşımı var açıkçası. Onun için çok değişken. Öğrencilerin kesinlikle ne kadar ders almak istiyorum, hangi hocayla çalışmak istiyorum, nasıl bir şehirde yaşamak istiyorum. Mesela Pittsburgh çok ortada bir yer. Bir LA değil ama aynı zamanda bir işte köy kasaba bir yer değil. Hani gelişmiş ama
patlamış bir şehir değil. Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorum? En önemlisi nasıl bir hocayla çalışmak istiyorum? Hangi bölümde çalışmak istiyorum? Tabii ki bu Fulbright'ta da yolun başında belli olmuş oluyor başarı sırasında. Bir sürü parametreyi göz önünde bulundurup karar vermeleri gerekiyor açıkçası. Özellikle de kabul aldıktan sonraki süreç de çok önemli. Yani birden çok kabul alıyorsanız bu sefer birden çok kararsızlık oluyor. Özellikle o aşamada bence bunlara kesinlikle bakmamız gerekiyor derim. Ya bütün seçimler bu kadar güzel olsa keşke. Keşke. Doğru söylüyorsun. Peki bize biraz gelecek planlarından bahseder misin? Tabii ki. Açıkçası ben geleceğimi akademik olarak devam etmek istiyorum. Yani profesör olmak ve kendi laboratuvarımı kurmak istiyorum. Kendi öğrencilerim olsun. Bazıları Türk olsun. Hem Türkiye'ye de hani katkıda bulunayım. Belki de Türkiye'de hoca olurum bilmiyorum ama hani hoca olmak istiyorum. Akademide devam etmek istiyorum. Ve yeni master doktora öğrencileri yetiştirmek, geliştirmek istiyorum. 3D bioprinting'e, doku mühendisliğine, biyomedikal mühendisliğine katkı sağlayacak. Farklı alanlarda gelişmelere sebep, yani yol açacak. Açıkçası öğrenciler geliştirmek istiyorum. Bu benim hayallerimden bir tanesi. Ve tenure track'imi aldıktan sonra da açıkçası bir startup şirketi hayalim var. Çünkü açıkçası bunu sen de fark ediyorsundur. Çünkü doktor öğrencisisin. Akademide bazı yaptığın şeyler tamam çok güzel makale yayınlanıyor. İşte farklı grupları görüyorsun ama mesela biyomedikal mühendisliği alanında olmana rağmen bir hastaya bir ürünün ulaşmasını ben isterim. Bir ürün geliştirilsin, bir Ar-Ge yapılsın ve akademi de bunun içerisinde olsun ve o en sonunda hastaya mesela işte implant edilsin. Örnek veriyorum. Ben böyle bir şeyin de açıkçası olması gerektiğini ve böyle bir şeyin içerisinde yer almak istiyorum. Onun için de bir startup şirketi kurmak istiyorum. Daha böyle biyomedikal mühendisliği, doku mühendisliği ağırlıklı, böyle farklı bakış açılarına sahip insanların akademiyle işte şirketlerin bir araya geldiği bir startup şirketi kurmak istiyorum. Ama günün sonundaki hedefin ne veya büyük hedefin ne diye sorarsan açıkçası yüzlerce binlerce hastayı iyileştirmek istiyorum. Yaptığım yapay dokularla, yapay organlarla, kendi ekibimin veya işte yaptığım kolaborasyonlarla. Açıkçası yani en son hedefim bu. Bir hastanın yüzünü güldürebilirsem, bir yapay doku organ geliştirip onu mesela işte implantasyonu sağlayabilirsem, bir sıkıntıya küçük bile olsa bir tıbbi soruna bir çözüm bulabilirsem bu beni açıkçası gerçekten çok mutlu eder ve benim de açıkçası motive force'larından en büyüğü bu. Bir hastalığa, bir sıkıntıya çözüm bulmak istiyorum. Hastalara yardımcı olmak istiyorum. Bir şifa bulmak veya en azından ağrılarını hafifletmek istiyorum bir şekilde. Açıkçası gelecek planım da bu şekilde. Yani onun için de daha akademik bir yol tercih edip sektöre göre. Çünkü daha önce sektörde de çalıştım ve akademinin bana daha sıcak olduğunu düşünüyorum. En azından şu an için. Ya ne olursa olsun bu şirket fikrinden kesinlikle vazgeçme derim. Çünkü bu aslında bence çağımızın ya da akademinin en büyük sorunlarından bir tanesi bence bu. Endüstriden, aplikasyondan o kadar uzak ki. Mesela ben inşaat mühendisiyim. Hani benim bulduğum bir şey dünyayı şu an değiştirmeyecek. Hani bir biyomedikal mühendislik kadar acil bir şey değil. Ama şu anki kodlara baktığımda benim bugün yaptığım araştırma 20 sene sonra kodlarda uygulanabilecek. Bu biyomedikal mühendisliğinde atıyorum hani 5 senedir. Sen daha iyi biliyorsundur. Hani neden o kadar süre geçsin ki? Kesinlikle katılıyorum. Yani Amerika'da bunu daha az hissediyorum açıkçası. Mesela kendi şu an çalıştığım hocam Adam Feinberg'in de Fluid Form adında bir startup diye biraz büyüdü gerçi. Bir şirketi var. İşte eski mezun olan işte doktor öğrencilerinin CEO olduğu mesela bu şekilde bir şirket düşün. Hoca da CTO. Amerika'da bunu yani akademiyle sanayinin daha yakınlaştığını hissediyorum ama hala tam anlamıyla değil. Türkiye'de bu açık kocaman. Yani tamamen neredeyse apayrılar. Kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. Yani akademinin bir şekilde sanayiye entegre olması, daha solid adımlar atıp daha çok hani tamam yayın yapmak çok güzel bir şey ama daha çok patent ve daha çok uygun bir ürün, bir prototip, bir ürün, bir final product bir şey ortaya çıkartması bence çok kıymetli bir şey. Şu anda ben açıkçası onun eksikliğini hissediyorum. Umarım zamanla düzelir. Bilmiyorum. Belki biz bunları zaman içerisinde inişe ederiz. Yani başlatırız. Bilmiyorum ama bakalım. Çok güzel olur. Buna değindiğim için ayrıca teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sohbetimiz çok keyifliydi. Ben son bir soru daha sorayım. Şunu sorarak kapatmak istiyorum. Aslında bu soruyu hem genel soracağım hem biyomedikal öğrencileri için. Öğrencilere tavsiyen ne? İstersen ayrımını yap, istersen genel olarak cevap ver. Bence açıkçası bu arada master için mi, bachelor için mi, genel mi söylüyorsun? Yurt dışında eğitim almak isteyen bir öğrenci için. Lisansüstü eğitimini yurt dışında yapmak isteyen birisi için. Anladım. Açıkçası benim hem toplam yani mülakatlarda vesaire de hissettiğim bu hem de kişisel gelişim olarak ve insanlarda da hani fark ettiğim şey şu. Entüzyazm gerçekten en önemli şey ve en çok bir kişi mesela örnek veriyorum mülakata girdiğinde veya bakılan şeylerden bence bir tanesi. Ben bunu hissettim. Çünkü örnek veriyorum sunum yaparken bile bir öğrenci ne kadar istekli ve hevesli bir şekilde onu tutunup sıkıca sunum yapıyorsa örnek veriyorum. O oranda hocanın dikkatini çekiyor. Mülakat sırasında bu sefer mülakat yapan kişi bunu fark ediyor. Diyor ki bu kişi diğer başvuranlara göre çok istekli. Yani bir potansiyeli var. Tamam şunu yapmamış ama çok istekli ve çok azmediyor. Örnek veriyorum. Açıkçası bence bu çok önemli. Entüzyazm çok önemli. Yani istekliliğini, heyecanını, bilim yapacaksa bilime olan aşkını koruması bence çok önemli bir şey. Aynı zamanda endurance yani kararlı bir şekilde, stabil bir şekilde herhangi bir ilerlemesi, bir başarısı varsa bunu da devam ettirmesi bence çok kıymetli bir şey. Hani herhangi bir motivasyon düşüklüğüne kapılmadan bir yola başladıysa, bir master'a, doktora veya bir yere başvuracaksa da aynı şekilde daha lisanstayken bir noktada başarılı bir şey yaptıysa bunu devam ettirmesi ve işte o bisikletin pedalını çevirmeye devam etmesi bence bunlar çok kıymetli şeyler. Onun dışında gönüllü staj yapmaktan, Erasmus Plus hareketliliğine veya size burs sağlayacak programlara, hareketliliklere katılmaktan kesinlikle kaçınmayın. Hiç kimse sizden daha aşağı veya daha üstün değil. Çünkü herkesin farklı bir artısı var. Sizin de o artıyı fark etmeniz gerekiyor. Bunu kesinlikle çok tavsiye ederim açıkçası. Yani bir staj yapmak, bir hareketliliğe, bir programa katılmak. Bu aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi de olabilir bu arada. Ben çünkü çok bilime daldım, çok araştırmaya daldım ama hem sosyal bilimlerde okuyanlar hem de yani laboratuvarda çalışıp sosyal sorumluluk projelerine, ISAC gibi programlara katılanlar mesela. Bunlar da kişisel gelişim için ve sosyal olarak bir network edinmek için gerçekten çok faydalı şeyler. Onun için sanırım aktif olmak, çok istekli olmak, ne istediğini bilmek, öncesinden karar vermek ve düşünmek, araştırmaya başlamak bence bunlar çok önemli şeyler. Yurt dışına başvuranların tabii ki başvurmak isteyenlerin burs programlarını vesaire de incelemesi gerekiyor. Aynı zamanda gitmek istediği üniversitenin, ülkenin kültürünü de tanıması gerekiyor. Çünkü Amerika kültürü Avrupa'dan veya Japonya'da bu arada. Japonya'da da işte Max bursu var, Bambuko bursu. Yani Japonya'ya, Asya'ya da gitmek isteyen olabilir. Kesinlikle nerede ne burs var ve bu burs sizden ne bekliyor? Nasıl bir dönüş istiyorlar? Sizden bir şeyler geri bekliyorlar mı? Mesela Dağıt bursunda yanılmıyorsam böyle bir şey var. Almanya'nın bursunda, TEV Dağıt bursunda. Onun için bursları ve koşullarını da iyice incelemek bence bunlar çok artı getirir. Böyle düşünüyorum. Peki ben tekrar hem takipçilerim adına hem de kendi adıma çok teşekkür ederim bize zamanını ayırdın ve inanılmaz güzel bilgiler paylaştın bizimle. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Umarım takipçilere de faydalı olabilmişimdir. Ya eminim. Biyomedikal mühendislik okumayanlar için bile çok nokta atışı bilgiler vardı bence. Ben başarılar diliyorum. Sana. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde senin. Umarım Avrupa'daki doktora maceran çok güzel şekilde, çok verimli şekilde ilerler. Umarım çok mutlu olursun. Umarım YouTube sayfanda genişler. Teşekkürler.